Hepinize selamlar. Bu ders videosunda sizlere çok sevilen bir şarkı olan Hep Sonradan isimli şarkıyı ben nasıl çalıyorum sizlere bu şekilde çalınışını göstereceğim. Kullanacağım arpej basit bir arpej olacak arkadaşlar. Transpoze'ye göre kullandığımız akorlara göre de arpej değişiyor ama ben herkesin çalabileceği basit tek bir arpej üzerinden anlatım yapacağım. Arpej P, I, M, I, A, I, M, I olacak. Re minör akoru basalım. P, I, M, I, A, I, M, I. Bu arpejle çalım yapacağız. Bu akorlar içinde belki karşınıza ilk defa çıkmış olabilecek akorlardan bir tanesi Mi minör 7 bemol 5 akoru var. Onu da birinci parmağa, dördüncü tel, ikinci perde mi notası, diğer 2, 3 ve dördüncü parmaklar üçüncü perdede sırası ile 3, 2 ve birinci tellere basarak bir basılış şekli var. Şu şekilde basılıyor. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu da şöyle bir tınısı var. P, I, M, A yapalım. P, I, M, A. Bu şekilde bir tınısı var. Evet. Kullanacağımız akorlar re minör, do majör, sol minör, fa majör var. Mi minör 7 bemol 5'li var. Ve la majör var. Evet. Şimdi şarkıya bir başlayalım. Ufaktan da bir mırıldanalım şarkımızı. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Bu kısmı iki defa çalabiliriz. Daha sonra geldik şarkının nakarat kısmına. Sol minörle giriyoruz. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Şöyle bir geçiş yaptım. P parmağıyla tabii ki de. Re, mi, fa, la ve sol minör akoruna geçiyoruz. Buradaki la sesine basmamdaki amaç la'dan sonra sol geleceği için sol notası basmak yerine sol minör akoruna atlayış yapıyorum. Tekrardan son 2 3 4. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Şeklinde çalabiliriz. Şimdi dilerseniz bir tane de ritim gösterelim. Nasıl bir ritim uygulayabiliriz? Yani birçok varyasyon olabilir. Şarkının girişinde başka bir ritim, şarkının nakarat kısmında başka bir ritim, şarkının ikinci kısmında başka bir ritim kullanılabilir. Bu her zaman söylediğim gibi bu çalan kişinin duygusuna, o an şarkıyı nasıl yorumlamak istiyor, yani gitarıyla birlikte nasıl yorumlamak istiyor, nasıl çalmak istiyor, bunlarla alakalı bir durumdur. Bu benim anlatacağım bir konu değil aslında. Siz zaten birkaç tane ritim biliyorsanız bile bu şarkı üzerinde uygulayarak çalabilirsiniz. Ya da şarkıya arpejle girdiniz, nakarat kısmında ritim girebilirsiniz. Bu da bir çeşitlilik olabilir.
Ondan sonra başka neler yapabilirsiniz? Belki şarkıya ritimle girip nakaratta belki arpejde çalabilirsiniz. Bu da olabilir. Dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Bu anlatılacak, öğretilecek bir konu değil. Bu olsun. Yani şöyle adlandırabiliriz. Van kartal, tal kartal, van kartal, tal kartal şeklinde isimlendirebiliriz bu ritmimizi. Dilerseniz şarkının bu kısmını ritimle bir çalalım. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Evet. Bu şekilde bu şarkıyı da sizlere aktarmış oldum. Tabii ki de transpoze ettiğinizde akorları sizler artık değiştirebilirsiniz. Re minör yerine mi minör, atıyorum do majör yerine re majör olur. Mi minör 7 bemol 5 yerine fa diyez minör 7 bemol 5 akoru olur. Bu akorları da bilmiyorsanız mutlaka öğrenin çünkü çok güzel tınıları var. Harika tınıları var. Mutlaka şarkı içlerinde bunları kullanın. Hepinize iyi çalışmalar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, müzikle kalın.